Teknoseyir'e hoş geldiniz. Çizgi Elektronik'teyiz. Niyazi Saral'la birlikteyiz. Çizginin kurucusu, banisi mi derler, değil mi? Bir de tabii ki Çizgi Tagem'in kurucusu. Niyazi Hocam, ben böyle hitap edeceğim size. Tanışıklığımız Estağfurullah. 16-17 yılı buluyor artık. Çok Dark güzel. Hardware'in ötesini, öncesini buluyor. Evet. Ben sizinle olan muhabbetimizi ayrıca başka yayınlarda dile getirdim. Şimdi buraya geldik apar topar çünkü hani Çizgi Tagem'i takip ediyorduk. 5 yıl mı 5 yıldır, evet. yayındaydı? Takip ediyorduk. Aslında çok hani suçluyuz da olması gerektiği kadar yer vermedik, zaman ayırmadık. Hep yaparız dedik ama o anda geçen Estağfurullah. hafta kötü haber geldi. Her zamanki gibi hani geç kaldığımızı fark ettik. Hocam, yasal bir süreç vardı. Ne zaman? Geçen sene Geçen sene başladı, evet. başladı. Bu sene dava tarihi siz açıklamıştınız. Evet. Ne diyorlar? İzinsiz eğitim kurumu açma suçlamalısıyla Kaçak kurs kaçak şeyi. kurs. Evet. Yani insanımızın anlayacağı şeyle kaçak kurs açma sebebiyle dava edildim kamu Devlet, tarafından. kamu tarafından. Kamu yani Ya, evet. biz burada önce şuna şaşırdık. Çünkü hani geçen hafta yayınlanan bilirkişi raporunu da inceledik. Ya, TAGEM'in ilk günlerinden beri devletin haberi var. Hani Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol var, tarihi belli, şeyi belli. Daha sonra mesela bilirkişi raporunda da bahsediyor. Fatih projesine TAGEM'in içeriğinin rica edilmesi, davet edilmesi durumu var. Hani bunlar tamam, devletin hani devlet çok büyük bir yapı ama hani bazı organlarıyla ilişki halinde yapılan şeyler. Buna rağmen hani nereden çıktı bu Şimdi yasal durum? dediğiniz gibi devlet büyük bir kurum. Ben başka organizasyonlarda da bunu izledim, yaşadım, bizzat yaşadım. Yani mesela örnek vermek gerekirse resmi gazetede yayınlanmış olan bir meslek standartını hazırlamak için izin aldım ben daha sonradan. Yani bundan 6 ay geçtikten sonra ki süreç yeter ki çalışsın diye. Bunu da yaptım. Yani devlet çok büyük olduğu için bazı kurumları biliyor, bazı kurumları hiç bilmiyor ve sistem bir Birbirlerinin, cezalandırma mekanizması olarak değil çalışıyor. mi? Ne yazık ki yani. Birbirlerinden habersiz. Evet. Şimdi ben hani bu bilirkişi raporunu birçok meraklı gibi ben de satır satır inceledim. Şu aklımda kaldı. Şimdi bir yandan hani TAGEM'in elektronik ortamda verdiği eğitimden memnunlar. Hani bir takdir eder sözler var, işte şöyle bilişim sektörünün Ücretsiz ihtiyacı olduğu falan. kesin olduğu için Evet. o. Onu bir takdir eder sözler var. Israrla dönüp dolaşıp yüz yüze eğitim verildi, bu olmaz diye hani hep oraya dönüyor bilir kişinin Evet. lafları. Nedir Şimdi durum konu? şu. Yani 220 bin kişiye eğitim verilmiş bugüne kadar. Tamam. 220 bin kişiye eğitim verilmiş. Bunlar ücretsiz eğitimler. Daha çok bilgisayar nasıl kullanılır, işte işletim sistemi nasıl kullanılır veya işte Microsoft Office nasıl kullanılır, Adobe araçları nasıl kullanılır şeklinde Milletin Bakanlığı'nı da bir anlamda ilgilendirebilecek konulardaki uzaktan eğitim içerikleri bunlar. Bunlara kimse bir şey demiyor ancak buraya da 4-5 defa müfettişler geldiler inceleme yapmak için. Anlayamadık deyip gittiler. Yani olayın ne olduğunu, neden yapıldığını anlayamadık diye gittiler. Aslında yani dava sürecinde hakim de sen bunu neden yapıyorsun diye Değil sorduğumda mi? En acısı o. sordu, anlattım. 5 dakika sonra tekrar sordum. Peki niye yapıyorsun dedi. Yani Derdin ne be adam? derdin ne Hani. be adam şeklinde dönüşüyor. Şimdi yüz yüze eğitimler konusu ise biz aynı zamanda üniversiteler için FBC platformları ithal edip getirip Doğru. karsız bir şekilde onları da burada veriyoruz. Doğru. Binlerce verdik. 5000'e yakın, 4000, 5000 kullanıcıya FBC platformları ve işte mikro denetleyiciler vermiş 2-3 yıl içinde. Bunların 50 veya 60 tanesine bir yandan da eğitim vermiş. Ama yani eğitime katılanlar mesela
Malta Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi dekanı katılmış eğitime. Yani, yani o eğitim, çünkü o cihazı almış ve bir anda öğrenmek istemiş. 3 günlük seminerler. Şimdi bunlar hukuki seminerler aslında ama bunun yani oturup ciddi olarak savunması gerekiyor. Benim anlamadığım bu. Yani anlamak da istemediğim, hatta bunun savunmasını yapmak istemediğim konu da bu. Çünkü yani toplumda Fatih Projesi hibesiyle açılan bir web sayfasının, yani Milliyetin Bakanlığı ile ilgisi olduğu, Milliyetin Bakanlığı logosunu hangi şartlarda kullanılacağı belli. Yani bunu, böyle bir dava açılmaması bile gerekir. Ben bunu savcıya anlattım. Savcı, vaktim yok, ben bakamam web sitesine dedi. Geçmişte çok farklı savcılara çok şeyler anlatmıştım. Çok mantıklı olarak da şey yapmışlardı, yaklaşmışlardı. Ama bu savcı öyle yaklaşmadı. Dava açıldı. Bilirkişine tabii hakim çok efendi şeyi bir görüntü verdi bana. Bilinçli bir görüntü verdi ama dedi ki ya bunu bilirkişiye soracağım. Bilirkişi Milliyetin Bakanlığı'nda müfettiş. Şimdi giriyor siteye, çizgi tageme. Oradan bir linkten kendini VOK Test Center'ın, yani Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kendi yetkilendirdiği, ki Türkiye'de hukuken mesleki sınav ve belgelendirme yapmaya yetkili bir kurum bu, Mesleki Yeterlilik Kurumu. En baştan beri o da resmi ayağı olan bir oluşum. Evet, onun yetkilendirdiği TÜBİDER sitesindeki sertifika sınav ve ücretlerine bakıyor. Ve onu bizim yaptığımızı zannedip, çünkü toplumda şöyle bir algı var. Eğitim artı sertifika. Halbuki Avrupa'da bu böyle değil veya yurt dışında böyle değil. Eğitimin sertifika ile hiç bilgisi yok kalite açısından. Yani sertifikayı veren kurum eğitimi vermemeli aslında. Ama bunu da anlatmak çok zor. Sertifikayı adam bağımsız birleştirmiş. Bir de sınıf içi eğitim yapınca demiş ki tamam sen suçlusun, kara şeyin bu. Yani şimdi neyi savunacağım? Kime savunacağım? Değil mi? Yani çünkü işte yüz yüze eğitim, sertifika ücreti dönüp dolaşıp aynı şeye gelmiş. Ben sertifika ücreti falan konusunu görünce benim de aklıma o VOK kısmı geldi. Çünkü o en başta, biz onun basın toplantısına da katıldık. Tabii. En baştan söylendi. Bu böyle bir bağımsız kuruluşların zaten yapacağı bir program. Evet. Ücretleri de bunlar dendi. Evet. Kötü olmuş ama bir karışıklık böyle. Sizi de üzmüş. Herkesi üzdü çünkü. Siz, hani ben bilmeyenler için de özetleyeyim. Hani bu bilirkişi raporu yayınlandı. Siz dediniz ki ya bu böyle, hani böyle bir sonuca varıldıysa ben savunma yapmayacağım. Kabul ediyorum. Hani hakimin vereceği kararı kabul. Tabii bu arada henüz bir karar verilmiş değil. Yok, karar verilmiş değil ama yani şimdi savunma yapmak şu anlamına geliyor. Neyle suçlanıyorsunuz? Eğitim kurumu açma. Kaçak kurs. Kaçak. Yani izinsiz eğitim, i̇zinsiz kurumu, eğitim açma. Kurumu açma. Şimdi savunmanız, ben eğitim kurumu değilim, değil mi, oturmasın lazım ki doğru değil bu. Ben bir eğitim kurumu. Evet. Doğru. Ben bir eğitim kurumu. O zaman birçok arkadaşım da diyor, git kardeşim devletten eğitim kurumu izinlerini al. Ya uzaktan eğitim kurumu için tanımlanmış standartlar yok ki Türkiye'de. Yok. Değil mi? Doğru. Yok yani. Doğru. O eğitim kurumu için demin bahsettiğiniz gibi yangın merdivenleri veya işte tuvaletlerin nerede olduğu falan gibi izinleri almanız gerekiyor. Yani doğru, böyle bir standart yok. Doğru. Böyle bir standart olsa ben de zaten onu daha önceden de uyarmışlardı, alırdım yani. Uzaktan eğitim verdiniz kardeşim, siz bu kurala göre şöyle yapacaksınız diye bir standart yok. Devlet sizi aslında, hani devleti tatmin edecek olay herhalde şu. Siz burayı bir dershane gibi, hani dershanenin evet, bir sürü şartı var. Yangın evet, merdivenin kapısının plastik olmamasına kadar şey var, şartları var. Onları sağlayıp da yine bu işi ücretsiz vermeye devam etseniz galiba memnun olacak. Hani diyecek ki tamam. Ama onu fiziksel olarak sağlama imkanımız yok. Yani onların standartına göre eğitim kurumu şu: öğrenci olacak, öğretmen olacak, yüz yüze sınıf içi eğitim olacak, artı sertifika, diploma bir şey olacak. Verecek, şimdi belge bunlara verecek. Baktığımızdan bir tanesi olmaması, yani örneğin sertifika olmaması, kafayı eğitim karıştı. Eğitim kurumunun olmaması anlamına geliyor. Zaten sertifika hiçbir zaman vermedik biz. Yani Türkiye'de sertifika verilmemesi gerektiğini 2006'dan beri tüm herkes biliyor, tüm toplum biliyor. Çünkü sertifika vermek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belgelendirdiği, yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme yapan kurumlar ancak sertifika verebiliyor. Doğru. Yani şey doğru. O.
Kural o. Doğru. Ama hocam bir de şunu sorayım. Bunlar bize izleyicilerden de bu olay duyulduğunda geldi. Şimdi çok büyük bir Türkiye'de biliyorsunuz sertifika ya da işte diploma şey sektörü var. Ekonomisi var. Bilişimde de. Evet. Hani yemeyip içmeyip sertifika klasörüne dolduran arkadaşlar var. Şimdi TAGEM'in ücretsiz böyle dev bir içeriği koyması biraz acaba sektörü de huzursuz etmiş midir? O çelişkiyi ben de yaşadım. Bir sivil toplum kuruluş, aynı zamanda bildiğiniz gibi bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum ben. Tabii ki sektörün çıkarını, yararını düşünmek zorundayım. Ama baktığınızda toplumda, yani günümüz toplumlarında artık sosyal devletin tüm argümanlarının geçerli olduğu toplumlarda eğitimden para kazanmaya çalışmak zor bir şey. Bu benim yaptığım, benim ortaya çıkarttığım bir zorluk değil. Çünkü internet var, eğitim zaten açık. Yani bakın bugün Coursera'ya gidin, Amerika'daki birçok üniversitenin tüm içerikleri var. MIT keza öyle, birçok üniversite bu şekilde ücretsiz. Online yani, şey açıyor. Evet açıyorlar. Açıyor. Türkiye'de de benzer faaliyetler oldu ama başarılı olamadı. Olabilirdi ama işte insanlar diyorlar ki biraz etkilendiler tabii. Yani kurslar, dershaneler, ücretsiz internet üzerinden bir takım eğitimlerin verilmesi etkilendirden. Bundan dolayı kalitesi iyi olunca şikayet ediyorlar, onu biliyorum. Yine izleyicilerden gelen bir soru var. Çok da güzel bir soru. Bir arkadaş şey dedi. Ya bu oluşumlar işte çizgi TAGEM böyle çizgi elektroniğe bir yansıması bir şey olur mu? Yok. Zaten çizgi TAGEM ayrı bir şirket. Ayrı bir kuruluş. Olsa olsa bana olur. 3 sene ceza yerim. Ertelenir ve bir daha tövbe billah yapmamak şartıyla. Yani o yüzden yapmayayım diyorum. Seminar en bari. Seminer bile verdirmezler dediğim gibi o artık. Ama çizgi elektronik ayrı bir oluşum. O yoluna devam eden. Evet. Belki son finalde de şunu sorayım hocam. Çünkü en çok sorulan şeyse bu daha ilk dakikadan itibaren. Şimdi var olan dev içerik. 12 DVD miydi? Ne kadardı? 12 toplu? DVD. Aslında bir 12 DVD ile verdiğimiz, dağıttığımız, cüzi bir ücret olarak verdiğimiz yarısı çizgi TAGEM'deki olanların. Biz ama kademeli olarak kapatacağız siteyi ve tamam. İçeriklerinin kaybolmaması ve internette upload edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Örneğin tüm eğitimleri YouTube'a yükleyeceğiz. Tamam. PDF dokümanları işte sağa sola vereceğiz. Zaten 10 yere verdikten sonra internette her yerde bulabiliyorsunuz. Siz zaten en başından beri hani çizgini TAGEM'den dağıtılan dokümanların felsefesi zaten şeydi, hani kopyalayıp arkadaşına vereceksen ver. Ver ver. Hani evet. Baştan beri hep onu her yerde yazıyorduk yani. İçinde istediğiniz tamam. gibi dağıtabilirsiniz. Kopya edebilirsiniz, verebilirsiniz. İsterseniz satın diyoruz. Ama şu tek şey şu herhalde hani yenilenmeyecek. Var olan müfredat konulacak. Yenilenmeyecek. Evet. Ek bir çalışma yapılmayacak. Yenilenmeyecek. Bu hibe programları falan onlar çünkü güzel şeylerdi üniversitelere. Üniversitelere hibe falan. Programlarını tahmin ederim çizgi elektronik altında bir süre daha yürütürüz. İşte Texas Instruments'la ilişkimiz var. Altera ile var. Xilinx ile var. ST ile var. Onların satışlarını da yine çizgi elektronik altında toplayacağız. O şekilde yapacağız. O hani hayır kısmı yine zaten hepsi hayırdı ama sizin özellikle farklı. Akademik boyutunu seviyordunuz. Evet. Onu biraz kendi inisiyatifinizle evet. herhalde sürdüreceksiniz. Tabii esas kaybolan insanların bir anda göremedikleri virtual private classroom dediğimiz sanal evet. özel sınıflar. Aslında evet. binin üzerinde öğretmen kendi öğrencilerine bizim altyapımızı kullanarak senkron asenkron eğitim verme ders imkanları vardı. Bunu kaybedecekler. Çünkü o tartışmalı bir konu. Yani eğitim kurumu niteliğinde büründüğünüz anlamında görülebilecek olduğu için onu tamamen kapatacağız. Tamamıyla sanal ama hani sınıf falan deyince galiba sınıf şey karışıyorsunuz. Iş. Öğretmen var, öğrenci var. Asenkron da olsa, senkron da olsa yani öğrenci çünkü öğretmenler orada Adobe Connect imkanlarıyla kendi öğrencilerine kendi eğitim yönetim sistemleri programları çerçevesinde ders verebiliyorlar. Senkron, videolu, işte ekranlarını paylaşıyorlar. Bildiğiniz Adobe Connect. Uzaktan bu FPGA'lar için uzaktan kullanma imkanı vardı. Robot. E-Lab onu da evet kapatıyoruz. Vardı. O da gidiyor. O da kapatıyoruz. Uzaktan erişilebilen, kontrol edilebilen fiziksel laboratuvarlar, evet. yani internet üzerinden VPN'le erişip deney yapabildiğiniz, deney sonuçlarını kamerayla görebildiğiniz
laboratuvarlarımız laboratuvar var. Bunu Marmara Üniversitesi ile yaptığımız bir projeye zaten verecektik. Baştan beri öyle planlamıştık. Oraya transfer onlar olacak. Onlar mekatronik laboratuvarı kuruyorlar. Oraya onları transfer. Dağıtacağız yani bütün güzel imkanları. Peki, peki. Ben son olarak şunu sorayım şimdi. Nihat-ı Seral duygusal adamdır. Ben bilirim. Hani ya şimdi ilk başta böyle sıcağı sıcağına bir karar verildi ama yani bir caydırma şansı olur mu? Yani zannetmiyorum. 11 Nisan'da tekrar bir mahkememiz var ama mahkeme derse ki evet bu bilirkişi bunu yazmış ama bu doğru böyle değil, değil, doğru değildir. Hakimin şeyine kalmış. Beraat edersem o zaman problem yok. Ama kendimi savunmayacağım. Peki hocam, özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. İlginize çok çok teşekkürler. Geçmiş gerçekten olsun diyelim. Sağ ol. Yüzümüz gülüyor ama aslında hani çok keyifsiz bir olay. Şu ilk başından beri çünkü biz de takip ediyoruz. Hani TAGEM PDF'lerle başladı. Hani ilk başta sınıflar, tabii, sanal tabii sınıflar falan yoktu. Nerelere geldi? Yazık oldu. Ama bu da hani herhalde hatırlanacak başından sonuna kadar. Böyle de bir olay oldu. Evet. Bize de biraz ders olacak. Yani sonuçta ben iyi bir şey yapıyorum. Para da kazanmıyorum. Herkes yararlansın diyorsunuz ama bir yerden bir şeyler patlayabiliyor. Evet. Yani peki. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere.